Unutulanlar, unutanları asla affetmezler. Gitme dedim. O gece evdeydim. Normalde eşime hayatta gitme demezdim. Ama nedense o gün gitme dedim. Yok dedi. Gider gelirim. Sen aldırma. Giderim buralardan. Bir pantolon, bir ceket. Dillerden düşmeyen şarkılarıyla gönüllerde yer etmiş usta sanatçı İbrahim Erkal, 12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucunda dengesini kaybetti. Yere kafasını vurdu, beyin kanaması geçirdi. Gece 12'de evine dönmüş, siteye giriş yapmıştı ancak eşi acı haberi 2,5 saat sonra aldı. Komşusu fark etmemiş olsa Erkal sabaha kadar hiç bulunamayacaktı. Hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. 9 Mayıs'ta beyin ölümü gerçekleşti. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak kalp ve diğer organlarının hayati fonksiyonlarının devam ettirildiği bildirildi. Zaman böylece akıp gitti. Ben kimseyi sevmedim senin gibi. Bana hep bir yere gitmiş de gelecekmiş gibi geliyor. Diyen acılı eşi, teselliyi yeni doğan kızında bulmaya çalıştı. Tam 29 gün geçti. 11 Mayıs 2017'de tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 50 yaşında hayatını kaybetti. 13 Mayıs 2017'de Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Ne bugün ne yarın unutmayacağım Allah. Yok, küs değiliz biz, kimseye küsmeyiz ya, bizim küslüğümüz olmaz. Benim kitabımda küslük yazmaz. Bize küserler. Bu arada Erkal'ın dosyası İstanbul Cinayet Masası tarafından incelendi. Kamera kayıtları mercek altına alındı. Sanatçının ölümüyle ilgili şüpheli bir durum tespit edilmedi. Sanatçılar birbirlerinin kuyusunu kazacağına otursunlar, yarına ne bırakacağız ona baksınlar. Aileyi sanat dünyasından arayan soran pek olmadı. Önemli de değildi. O zaten halkın sanatçısıydı. Unutulanlar, unutanları asla affetmezler.